Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturmuştu. 14 Mayıs'taki milletvekilleri seçiminde CHP 169, İyi Parti ise 43 vekil çıkardı. CHP ortak listelerinden Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 vekil çıkardı. CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, 10 vekilin istifa dilekçelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiklerini duyurmuştu. Önümüzdeki günlerde vekillerin CHP'den ayrılarak kendi partilerine dönmeleri bekleniyor. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaysa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardındansa Millet İttifakı'ndan çatırdamalar başladı. Ton TV olarak sokağın nabzını tuttuk ve vatandaşların düşüncelerini sorduk. Bence dağılmalı. Benim düşüncem o. Baştaki yöneticinin işi bırakıp bu işten daha başarılı olacak birine bırakması lazım bence. Bence bir mahsur yok. Aynen devam ederse olur. Aynısını düşünüyorum eşim gibi. Dağılmamalı. Tabii. Birlikten dirlik doğar. Güzel olur inşallah. Dağılmamalı. Gayet bizi... O sözüm değil mi yani? Dağılmasın. Dağılmasın. Evet. Lider değişebilir ama dağılması o mümkün değil. Çünkü işte köklü parti olması nedeniyle yani bizden, benden de büyük bir parti yıllığı var. Geçmişi var. O nedenle. Vallahi hiç düşüncem yok içimde. Öte yandan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu belirterek 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir dedi.